İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Merkez Seçim Komisyonu'nun açıklaması. Batı Ermenistan'ın evlatları Manuk Sahakyan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Batı Ermenistan'daki Samosat'ta milattan sonra 2. yüzyıla ait kaya mezar bulundu. Dışişleri Bakan Yardımcısı. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nden Artsakh'a insani yük taşıyan konvoy halen beklerken Bakü'den insanlık dışı ve sinik açıklamalar yapılmaktadır. Raymond Berberyan, demirle öldüren demirden ölür. Halk tercihi Garnik Çolakyan, Avrupa 23 yaş 6 şampiyonasının galibi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Merkez Seçim Komisyonu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Ocak 2024'te yapılacağını bildirdi. Seçimlere yaşı 35 veya daha fazla olan ancak 80'i geçmeyen ve en az 10 yıllık vatandaşlı olan Batı Ermenistan vatandaşları katılabilir. Başvurular için son tarih 15 Temmuz 2023'ti. O güne kadar Merkez Seçim Komisyonu tek bir başvuru aldı. Başvuran Batı Ermenistan'ın şu anki başbakanı Seda Melikyan'dır. Seda Melikyan 2008'den beri Batı Ermenistan vatandaşıdır. 1946'da doğdu, yüksek öğrenim gördü ve siyasetçi dahil 50 yıldan fazla iş deneyimine sahip. Başvuru ile birlikte gerekli belgeler de teslim edilmiştir. 27 Temmuz 1992'de Manuk Sahakyan, Manç, Mohratağ tepelerinin geri alınması için yapılan şiddetli çatışmalarda şehit düştü. Bölüğün saygın özgürlük savaşçısı, komutan Leonid Azgaltyan'ın cesur öğrencisi, kartal gibi keskin ve hatasız vuruşlarıyla her zaman öne çıkardı. Manuk, son savaşında silah arkadaşlarıyla birlikte saldırarak düşmanı şaşırttı, muharebe özgürlük savaşçımızın zaferiyle sona erdi. Ancak düşmanın hain kurşunuyla şehit olan Manuk, zafer sevincini tadamadı. O sadece 23 yıl yaşadı. Ona saygı gösteren Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan şöyle dedi. Manuk benden birkaç metre ötede yatıyordu. Manuk'u asla unutmayacağım. Konstantinopolis İstanbul'da vatandaşların konuşmasını kontrol eden gençler hızla kontrolden çıktı ve halka açık yerlerde, toplu taşıma araçlarında Türkçe konuşmayan kişiler fiziksel taciz, dayak ve şiddete maruz kaldı. Milliyetçi gençlerin halka açık yerlerde yaptıkları mezalimlerle ilgili dönemin ünlü gazetecilerinden Cihat Baba'nın 1960 yılında Ulus Gazetesi'nde yayınladığı yazısı ilgi çekicidir. Burada bir gemide gençlerin Türkçe konuşmamaya cesaret eden etnik azınlık temsilcisini nasıl şiddetli bir şekilde dövdüğünü anlatıyor. Ünlü gazeteci o dönemin atmosferini yansıtarak şunları söylüyor. O zamanlar bu tür vakalar sık sık yaşanıyordu. Başlangıç aşaması 3 ay süren vatandaş Türkçe konuş etkinliği, Türkçe konuşma seviyesini yükseltmekten fazla azınlıklar arasındaki korku havasını arttırdı. Bu milliyetçi etkinliğin daha sonra tekrarlandığını da belirtelim. Türk araştırmacı, tarihçi Ayşe Hür'e göre Vatandaş Türkçe Konuş adlı eylemin ilk aşaması hızla sona erdi ancak 1933'te başlayan ikinci aşama daha uzun sürdü ve bu sırada saldırılar ve baskılar daha şiddetli hale geldi. Sonuç olarak yerliler ve azınlık temsilcileri kamuya açık adımlar atmaya zorunda kaldı. Nitekim o dönemde Bursa, Dikranagert, Kilikya, Ankara, Edirne ve Kırklareli Yahudileri Türkçeyi ana dilleri veya öz dilleri ilan etmişler, cemaat yapılarına kendi elleriyle yurttaş Türkçe konuş pankartları asmışlardı. Konstantinopolis İstanbul'da yaşayan bir grup Ermeni, Rum, Yahudi vatandaş ise konusu isminden de belli olan Türk Dilini Yayma Birliği örgütünü kurduklarını ilan ettiler. Batı Ermenistan'ın Samosat Adıyaman'da sulama kanalı için yapılan kazı çalışması sırasında milattan sonra 2. yüzyılda tarihlenen kaya mezar bulundu. Kazı alanında yapılan incelemede kaya mezarda çeşitli malzemeler ve insan kemikleri ortaya çıkarıldı. Sulama kanallarının yer altından geçmesi amacıyla
Duran Kaynak bölgesinde yapılan kazı çalışmaları sırasında iş makinesi operatörü kaya mezar olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden Samosat Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri alanda yaptıkları incelemede kaya mezarın M.Ö. 2. yüzyıla tarihlendiğini tespit etti. Yapılan inceleme sırasında kaya mezarda 3 niş, bütünlüğü bozulmuş insan kemikleri, gözyaşı şişesi, bilezik ve küpe gibi çeşitli malzemeler buldu. Malzemeler detaylı incelemek üzere müze müdürlüğüne götürüldü. Bu Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan, Twitter mikroblogunda yazdığına göre Ermenistan Cumhuriyeti'nden Artsakh'a insani yardım taşıyan tır konvoyu Berzor yoluna girmek için beklerken Bakü'den Birleşmiş Milletler Mahkemesi'nin kararını yok sayarak alaycı açıklamalar yapılıyor. Ayrıca Bakü'den oyun bitti şeklinde insanlık dışı ve alaycı açıklamalar yapıldığını da ekliyor. 26 Temmuz'da insani yardım yüklü iki düzine tırın Doğu Ermenistan'dan Gornizor'a 400 ton insani yardım taşıdığını hatırlatalım. Hamşen Ermenistan'ın Trabzon'da Ermeni çocukları gemiye bindirip çöp olarak denize attılar. Van ve Dikranagert'te anne babalar büyük çukurlar kazmak ve çocuklarını bu çukurlara diri diri gömmek zorunda kaldılar. Su kuyuları çoktan cesetlerle dolmuştu. Nehirler şekilsiz cesetler taşıyordu ve ben burada duruyordum. Boğazım düğümleniyor. Farkında olmayan veya her zamanki gibi sisler içinde dolaşan medeni dünya bilsin ki bu Türkiye'nin biz Ermenilere karşı yaptığı soykırımın, Arminosid'in başlangıcıydı. Bizi Arminosid'e uğratarak toprağımızı işgal edenler, Ermeni halkına ait olan bu topraklarda binlerce yıllık varlığımızı inkar etmeleri gülünçten de ötedir. Birisi şöyle dedi, vücudumu öldürebilirsin ama irademi asla. Ve işte biz bir kez daha ayaktayız ve sadece tüm servetimizi çalmakla kalmayıp tarihi kalıntılarımızın çoğunu yok eden entelektüel potansiyelimizi ortadan kaldıran, aynı zamanda kimliğimizi de silmeye çalışan bir halktan bize ait olanı talep ediyoruz. Ermenistan uyanık olduğu sürece Türkiye rahat uyuyamayacak ve Tanrı büyüktür. Binlerce yıllık Ermenistan'ın mutlak sahibi olduklarını ispatlayan tüm izleri silebilirler ama şehitlerimizin kendi topraklarına dökülen kanını silemeyecekler. Atalarımızın kemiklerinden toprağı temizleyemezler. Türkiye anlasın ki biz diaspora şehitlerimizin dirilişiyiz. Bizimle eski hesapları var. Planladığı gibi olmasa bile her şey zamanında gelecek. Raymond Ruben Berberyan, Batı Ermenistan vatandaşı. Halterci Garnik Çolakyan, Bükreş'te düzenlenen Avrupa 23 yaş altı halter şampiyonasında 61 kiloda toplamda 255 kilo ile altın madalya kazandı. Çolakyan koparmada 140 ve silkmede 255 kilo kaldırarak da küçük altın madalyaların sahibi olurken Doğu Ermenistan Cumhuriyeti temsilcisi Merujan Yehoyan 61 kiloda 20 yaş altın müsabakasında toplamda 254 kilo kaldırarak bronz madalyanın sahibi oldu. Yehoyan ayrıca silkmede küçük gümüş madalya da kazandı. Seyran Hudanyan daha önce 55 kilogramda Bükreş'te düzenlenen şampiyonada Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin ilk madalyasını kazanmıştı. 20 yaş altı müsabakasında Hudanyan toplamda 216 kilogramlık neticesiyle şeref kürsüsünde yer aldı ve bronz madalya sahibi oldu. Hudanyan ayrıca silkme hareketinde küçük bronz madalya kazandı. Avrupa Gençler Halter Şampiyonası 23 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında düzenleniyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ganzasar topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Diyarbakır Koçaris adlı eseri sunuyoruz. Elek heyran, elek halan koçari, Diyarbekru horodi kamuşi koçari,
Հպաստիգիս կծին խալում գնավր են չոչարի, չոչարի Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.